Trump'ın açıklaması bir Pentagon çılgınlığına yol açar mı? O çılgınlığın ne olabileceğini yazacağım. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Japonya'daki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte yaptıkları görüşmenin ardından söyledikleri Beyaz Saray dışişleri ve Pentagon sözcülerinin çıkıp kıvıramayacakları ve tevil edemeyecekleri kadar netti. Malum bir başka Amerika var, Amerika'dan içeri Biliyoruz ve görüyoruz bu açıklamalar sadece bizdeki muhalefeti FETÖ'cüleri ve PKK'yı çılgına çevirmedi. Yukarıda işaret ettiğimiz öteki Amerika'nın da saçını başını yolmasına sebep oldu. Evvelden Trump'ın her yöne çekilebilecek laflarını evirip çevirip kendi bildikleri gibi yolumluyorlar, Türkiye'ye yönelik hesaplarını gayet rahatlıkla sürdürebilir kılıyorlardı. Ama bu kez dilleri adeta içlerine kaçtı ve ne yapacaklarını planlamaya koyuldular yeniden. Şu anda S-400'lerin nereye konuşlanacağı bile belli. Trump'ın artık düzeltilemeyecek denli sarih açıklamalarından sonra S-400 için hiçbir şey yapılamayacağı anlaşıldı. Ama bu içerideki Amerika'nın o büyük hedefleri için bir çılgınlık yapmayacağı anlamına gelmiyor. Geçen hafta Avrupa'da gündem programında siyaset bilimci Sinan Baykent konuğumdu. Gerek Avrupa'daki ırkçı ve sağ popülist partiler, gerekse Orta Doğu üzerinde son derece derin bilgiye sahip bir uzman. Umarım Dışişleri Bakanlığı kendisinden istifade eder. Sinan Baykent konu Doğu Akdeniz'e ve S400'lere geldiğinde önce Yunan Başbakan Alexis Çipras'ın kışkırtıcı açıklamalarına, Akdeniz'de kıta sahanlığımızda sondaj yapan Yavuz gemimizle ilgili atıp tutmasına ve Yunanistan yalnız değildir demesine dikkat çekti. Çipras'ın sözleri Amerika ve AB'nin bilgisi dışında değil. Şüphesiz Çipras'a "Yürübe aslanım kim tutar seni?" demeseler böyle celallenemezdi. 40 yıllık Yunanistan biliyoruz nihayetinde. Dün dünyada sadece Türkiye sosyal medyasında Rus nükleer deniz altında çıkan ve 14 denizcinin ölümüne sebep olan yangının ardından Kremlin ve Beyaz Saray'da acil toplantıların yapılmasından yola çıkılarak inanılmaz bir kampanya başlatıldı. Bu asılsız ve üfürükten tayyare selam söyle o yare tarzı paylaşımlar esasında bir temenninin özeti gibiydi ve Trump'ın vurularak öldürüldüğü iddia edilmekteydi. Dahası Amerika ve Rusya savaşın eşiğine gelmişlerdi. Paylaşımı yapan troll hesapların genellikle Pensilvanya kökenli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Lakin yine de FETÖ'nün hesaplarında da tezahür eden Trump karşıtı çılgınlığın nereye varabileceğini göstermesi bakımından ilginçti. Sinan Baykent işte bu noktada Pentagon Amerikası'nın Türkiye'yi sıkıştırmak için son kozunu oynamaktan kaçınmayacağını söyledi. Neydi peki o son koz? Bir Amerikan uçağı Yunan uçağı kodlarıyla Yavuz sondaj gemisini bombalasa ki kimse Amerika uçağı olduğunu iddia edemez. Bu kimin işine gelir? Tek kelimeyle ürpertici. Peki biz böyle bir ihtimale karşı hazırlıklı mıyız? Sinan Baykent'in bu tarzda bir komplonun sonuçları hakkında söyledikleri ise sözün bittiği yerdi. Türkiye Kıbrıs'ı ilhak eder ve ana vatanın bir parçası haline getirir. Hadi bakalım seyreleyin gümbürtüyü. Türkiye'yi sormuyorum bile. Meral Akşener'in, Pervin Bulda'nın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimin tarafında yer alacağı ortada. Sloganları ise belli. Yurtta sulh, dünyada sulh. Fuat Uğur, Türkiye